Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Geçen videoda görmüştünüz. Kuşlarımıza şey yapmıştık, bakın. Kuşlarımız orada onu arada sırada böyle tüketiyorlar. Yani işe yaradı kuşlar. Oradan gidip bir şeyler yiyorlar yani arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuzda arkadaşlar vitamin uygulaması yapacağız kuşlarımıza. Takip edenler biliyor beni, vitamin eksikliğinden sıkıntı yaşamıştık. Normalde ben kuşlara vitamin, birçok vitamin denedim ama arkadaşlar en güzel vitamin arkadaşlar kuşlara vermeniz gereken vitamin Gervit. Gervit'im de bitti. Ben de baktım internetten, bizim pet shop arkadaş var, oraya gittim falan. Fakat bayağı bir pahalı geldi. Ben de o yüzden kuş da az. Bana yani 1 kiloluk şey çok fazla gelecek. 700 lira mı 800 lira mı ne falan para çektiler. Ben de internetten şöyle bir şey buldum. Bir pet shop böyle ufak ufak şişeler halinde. Bunlar 100'er mililitre olması lazım. 50'şer mililitre. Yani bu şekilde birçok Gervit, Tovbent E5, Sedekol, bir de BT Amin Forte diye bir şey var Röfle'nin. Vallahi onlardan aldık. Yorumları falan okudum. Biraz araştırdım. Yani iyi, yani güvenilir birisine benziyor ama aslında tam bir şey olmak lazım. Emin olmak lazım. Güvenilir mi değil mi? Aslında imkanınız varsa bildiğiniz yerden alın. Biz aldık. Şimdi vereceğiz kuşlara. Bende kümes çok olduğu için size nasıl paylaştırıp verdiğimi göstereceğim. Çünkü 5-6 tane kümes var bende. Kuşların içinde işte 2 tane 3 tane olan yuvalar var. Mesela şu yuvamızda var. 2 tane kuş var arkadaşlar. Mesela o yuvamızda 2 tane kuş var. Şurada 2 tane kuş var. Şurada da 2 tane kuş var. Yani orada başka bir kümeslerim daha var yan tarafta. Orada da ikişer üçer tane kuş var. Hani dediğim gibi çok pahalı bir şey olduğu için kuş da az. Çok pahalı bir şey olduğu için o bize çok gelecekti. Bayağı bir para verecektik. Ben de böyle aldım. İnşallah sağlamdır. Gerçi açıp baktım yani Gervit'e benziyor ama artık inşallah güvenilir bir şeydir. Şimdi çokluğu verebilmek için ziyan etmeden arkadaşlar. Mesela bu Gervit'i 1 litre suya 10 milim, 10 milim, 5, 5 milim veya 10 milim verilmesi lazım. Burada bunun üstünde yazar. Ama ben o kağıdını yırtmışım. Türkiye distribütörü kağıdı oluyor. Hani 1 litre suya 10 milim veya 5 milim veriliyor. Hani milimi de bayağı bir pahalıya geliyor. O yüzden ben de böyle ziyan etmeden bölmek için şey yaptım. Peki ne yapacağız? Yani yaklaşık yani bu verdiğiniz ilaç Gervit olsun, vitaminler olsun, hayvanların önünde bir günden fazla durmaması lazım. Hani bir gün duracak, ondan sonra temiz suyla değiştirmeniz lazım. Hani bitene kadar içsin diye bir şey yok yani arkadaşlar. O yüzden ziyan olmaması için bir gün ne kadar su içer, ne kadar su tüketirler ona göre hesap yapmanız lazım. Ya yani şurada 2 tane kuş var. 2 tane kuş günde içeceği yani 100 mililitre veya atıyorum 200 mililitre su içemez yani. Bakın şurada benim şırıngam var. Kaçlık bu? 10 mililitre. Yani 100 mil, tabii 10 mililitre arkadaşlar. 10 mililitre. Yani bir kuş 50 mililitre su içse içer. Yani tahminen 2 tane kuş 100 mililitre su içer. Hani o yüzden fazla ziyan etmeden kuşlara paylaştıracağız. Şöyle 2 litrelik bir şişe buldum. Bakın şurada yazıyor 2 litre. Hani 2 litreye ne kadar atılacak? 2 litreye 10 mililitre atılacak mesela. Biz de ona göre bir ayar yapıp şey yapacağız. Bu 2 litreye dolduracağız. Ondan sonra kümeslere paylaştıracağız. Ne kadar çok nasıl gidiyor falan diye. Şimdi şu kamerayı bir sabitleyeyim. Evet arkadaşlar, ben dediğim gibi çok vitamin kullandım. Evet arkadaşlar, ben birçok vitamin denedim.
Yani şu yani Gervit gibi bir şey vitamin zor yani. Dediğim gibi bir kuş ne kadar içerse ona göre hesaplıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ben şunu şöyle taktım. Şöyle ben 2 litre suya 10 mililitre çekeceğiz. Şöyle çekelim. Yani gervit renginde ama inşallah gervittir. Şimdi 2 litre suya bunu böyle sıkalım. Gözüküyor mu suyun rengi? Bakın değişti. Şöyle ziyan olmasın diye. Bunu böyle içindeki suyu bir daha sıkıp şey yapalım. Sonra bunu böyle kapatalım arkadaşlar. Biraz içinde karıştıralım ki. Yani sırf bu şeyi ziyan olmasın diye yapıyoruz arkadaşlar. Maliyetler çok fazla olduğu için hani ziyan olmasın diye. Yani gerek yok fazla para harcamaya. Şimdi daha 2 tane daha var, onlardan koyacağım ama şimdi bu 2 tane kuşa 100 mililitre yani şu kadar. Yani bunun hepsini içemez yani arkadaşlar. Yani şu 1 kiloluk şey 5'te birine koyduk işte. Onda birine mi diyelim? 5'te birine koyduk yani. Ya bunu 2 tane kuş içecek yani. Ya dediğim gibi bir kuş ne kadar içebilir? Onu hesaplayacaksınız. O kadar koyacaksınız. Ona da bu kadar koyduk. Buna da bu kadar, ona da bu kadar koyalım. Şuna biraz fazla koyacağım çünkü bu çok kuşa gidecek. Şuna da bu kadar koyduk mu? Yani böylelikle ziyan olmamış olacak. Bunu da şurada bir kümes var, ona koyacağım. Onun suyu başka. Şu çok olan, şunu büyük kuşlarımıza koyalım arkadaşlar. Şöyle. Hatta alayım. Burada bizim mucize karışımımız da duruyor. Ara sıra ondan da veriyoruz. Ayda bir kere 15-20 günde bir veriyorum. Şimdi bunu buraya koyalım. Burada gerçi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 tane kuş var. Yeter. Yarım kilo 500 mililitre. Onlara yeter arkadaşlar. Yani dediğim gibi bunu böyle önüne koyduğunuz zaman hayvanlar şey yapmayacak. Ne derler ona? Bir günden fazla durmayacak yani. Önünde kalsın. Ben bunu şey yapana kadar vereyim olmaz. Zaten ilaç özelliğini kaybeder yani. Burada 2 tane kuş var. Bunlara bu yeter de artar bile. Yani bugün akşamüstü koyduk. Yarın akşamüstü alacağız. Başka bir temiz su koyacağız arkadaşlar. Bakın ilaç değil baş. Mutlaka ilaçlı sudan sonra temiz su mutlaka vermeniz lazım. Bakın ya yani şu şeyi doldursa bile yeter yani. Bu 2 tane kuşa. Bunları buraya hep eş olsun diye koyduk. 2 tane beyazımız var ön tepeye. Sırf şey olsun diye yani. Ne derler ona? İçsinler diye. Onu bırakmak olmaz. Bunu içtikten sonra temiz su koyacağız arkadaşlar. Bitirmesine gerek yok yani suları. Bitmesini beklememize gerek yok. Zaten öyle yaparsak yanlış olur. Ya bu burada da 6 tane kuş var. Bunlar bizim satılık mavilerimiz. Burada da 6 tane kuş var. Hani sırf bu maliyetlerden inanın biraz bayağı bir para. Hem paradan da ziyade bizim böyle biraz uğraşmak hoşumuza gittiği için biz böyle bir şey yapıyoruz. Dediğim gibi güvenilir yerden almanız şart bu arkadaşlar bunları. Biz aldık ama inşallah
faydasını görürüz. Peki nasıl anlayacağız diyorsunuz? Herhangi bir sorun yaşamazsanız demek ki sorun yok demektir. Arkadaşlar böyle yaparsanız biraz ekonomiye katkınız olur. Kendi kuşlarınıza. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarla görüşmek üzere. Instagram sayfamız var, tatarsedat34 diye. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.